Çok eleştiri yok, çok övgü yok. Daha e, ortadan manşetler görüyoruz açıkçası. 2 e, iki, iki iki takımı üzen ya da mutlu eden bir sonuç oldu mu? Yani en azından iki takım içinde büyük bir zayiat olmadı. E, Valerian İsmail ile ilgili olarak Beşiktaş tam sesler daha çok yükseldi. Zaten hedefteki isimdi. Daha sezon başlamamıştı Ömer. Sezon başlamazken ve hazırlık maçları devam ederken Valerian İsmail'i işte bu sezonu tamamlayamayacağı konuşuluyor. Ve ona alternatif isimler aranıyordu. Bu koşullar altında zor bir sezon olacak. Hatta senle ben de dahil burada biraz negatif ayrımcılık yapıyor olabiliriz. Çünkü puan cetveline baktığında ben şu anda puan cetvelinde 3. sırada 19 puanlı bir Beşiktaş görüyorum. Hani dünkü maçı gözümün önüne getiriyorum. Yani Masuaku'nun Bireysel hata falan diyoruz da yani Masoako'nun yaptığı şey bireysel hatanın çok ötesinde bir şey. Yani baya baya bu seviyedeki... Bireysel hatanın kitaplara girecek şekli yani diyebiliriz bilmiyorum aslında. Bilmiyorum ama e, alternatif olarak hani Umut Meraş var galiba Hı -hı. bir kekerinde. Doğru. Yani sadece bu hatayla buna benzer bir hatayı mesleki açıdan sen ben yapsak ya da bir hakem yapsa ne kadar ağır bedeller öder. Yani hatadır bu dünyanın sonu değil. Hani çocuğu da linç etmenin anlamı yok ama bir bedel ödemesi lazım. Çünkü bu çok büyük bir hata. Yani dün Beşiktaş belki üstün taraf değildi. Belki galibiyeti net hak eden bir taraf değildi. Trabzon içinde diye bunu. Yani maçın hakkı beraberlik miydi diye soran olursa vallahi berabere bitti. Beraberlik gibiydi derim. Hakemiyle, bireysel performansıyla tuhaf bir maç geride kaldı. Bence teknik adam performanslarıyla da Abdullah Avcı iyi bir sınav verdi. Bir önceki ve sorunlu olarak ayrıldığı takımına karşı. Hemen öncesinde sorunlu olarak görüldüğü kulvarda elde edilen bir Monaco zaferi var. Abdullah Avcı muktedir bir şekilde çıktı. Zor bir dönemeç döndü yalnız. Abdullah Avcı'yı da e, görelim. Geçen yıl 3 e, kupalı sezonun ardından, 2 kupalı sezonun ardından, 3. kupayı da Sergen Sezon Yalçın başında. gittikten sonra aldı Beşiktaş. Yani Sergen Yalçın gibi efsane bir ismini ismiyle yollara ayırmış Beşiktaş örneği varken, Fatih Terim gibi bir isimle yollarına ayırmış bir Galatasaray varken, hani Abdullah Avcı için işler çok iyi gidiyor gibi değildi ama Abdullah Avcı toparladı. Ve ben bundan sonra ligde e, Trabzonspor'un hesaplara çok daha e, dikkatli bir şekilde katılması gerektiğini düşünüyorum. Yani an itibarıyla Trabzonspor'da bir dakika tamam ben toparlandım mesajını verdi. Yani Visca gibi, ...Vakayeme gibi geçen yıldan önemli eksikleri var farklı sebeplerle. Fakat Trabzon zorlu bir dönemeci iyi döndü. Beşiktaş'ta ise belli ki Valerian İsmail her maçını kazanmadığı sürece çok uzun ömürlü olmayacak. Ama ben ona biraz haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Mevcut durumda bakıldığında Beşiktaş camiasının ona inancı ve güveni yok... Ee, tabii ki bu her şeyden önemli. Şimdi biz de kalkıp zorla böyle yakasına yapışıp Beşiktaşlı arkadaşlarımızın sen illa bu adamı beğeneceksin falan da diyemeyiz. Tabii. Ki. Ee, demek ki kimyada bir sıkıntı var. İyi futbolla ardı ardına maç kazanmaktan başka şansı yok. Önümüzdeki hafta Tayde deplasmanına çıkacak mesela. Orada kazanmak zorunda ama çok da talihsiz gezal olmayacak o maçta. 10 gün 10, 10 gün, gün boyunca yok. olmayacak. E, muhtemelen haberlerin içerisinde de detay olarak vardır diye düşünüyorum. Konuşuruz onu da. Şimdi fotomaçın biraz daha manşetini açalım. Derbi böyle olur manşeti vardı fotomaçta. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi nefesleri kesti. Fırtına iki kez öne geçse de kartal pes etmeyip beraberliği sağladı. Heyecan dolu gol losu 2-2 bitti. E, Valerian İsmail'in maçtan sonra Türkçe bilmiyorum. Abdullah Avcı'nın da garibiyeti biz kaçırdık açıklamaları var. E, tabi Trabzonspor son 9 derbiyi kaybetmedi ve e, Abdullah Avcı da İstanbul'da oynadığı 6. derbisini kaybetmedi Trabzonspor'un başına. Bunlar da önemli istatistikler. Trabzonspor fabrika ayarlarına dönüyor. Hani fabrika ayarları olarak geçen sezonu kabul edersek ben zaman ilerledikçe e, mesela bir derbide daha yenilmemek İstanbul'da oynanmış. E, evet. Hem de kazanabilecekken yenilmemek. Katılıyorum. Galibiyeti kaçıran taraf ama öyle ezici bir şekilde değil. değil. Bir tık daha Trabzon olabilir. Yani bunu Abdullah Avcı'nın böyle anlatmasında bence bir hiçbir abeslik yok. Evet galip gelebilirdi Trabzonspor. Ee, Masako'nun facia bir hatası var. Tamam Larsen de kendi kalesini attı ama iki gole baktığında çok alakasız iki hatadan bahsediyoruz. Lersen pozisyonu takip ediyor, rakibini takip ediyor. Orada hani... Kim olsa başına gelebilecek. Bazen bir yapacak bir şey yok. Gerçekten. Evet ama Ersenin de iyi oynadığını söyleyemem. Onu söyleyeyim yani. Benim beklediğimden kötü performans sergiliyor. O pozisyondan bağımsız konuşuyorum. Çok komik hatalar yaptı o da dün. Beşiktaş'a bakıncaysa yani Valerian İsmail artık yani bir maç daha kaybederse, mesela dün kaybetseydi çok fazla Sayın Başkanın Ahmet Nurçevi'nin taraftarın ve camianın değişiklik isteğine direnebileceğini sanmıyorum. Yani dün ama şöyle iki bir işte atıyorum böyle çok çok böyle ezilerek yenilmemiş bir Beşiktaş belki bir iki hafta daha kredi kazandırabilirdi Valerian İsmail'e. E, ee, ama dün akşamki beraberlik ona birkaç hafta kredi kazandırdı. Ya da Dünya Kupası arasına kadar. Oraya mi? kendini atabilirse e, ki kolay değil işi çok ciddi tepkiler var ya. Yani. yani benim en aklı başında Beşiktaşlı arkadaşım. Yani ben hani dediğim gibi şöyle bir şey deme hakkına sahip değilim. Yani ne yapıyorsunuz abi? Siz baksana puan ciltlerine. Hani bakıyorum, Şimdi taraftarlar ediyorum. Taraftarlar da şunu savunuyor. Bence tamam. Valerian'ın gitmesinden daha önemli bir konu var Beşiktaş için. Nedir? Gezal'ın varlığı ve yokluğu. Doğru. Yani Gezal varken Beşiktaş gerçekten 3 e, kat falan daha etkili bir takım, daha tehlikeli bir takım. Yani... Ge ...Gezal neden sakatlanıyor falan... ...onlara biraz bakmak lazım. Yani dün de tek pasla direkt... E, yani ...golü getiren bir aksiyonu yarattı yani. Ligin en değerli oyuncusu benim için. Şöyle Beşiktaş taraftar da şunu savunuyor. Evet hani puan tablosunda... ...çok kötü bir noktada değiliz. Değil zaten. hani Hazır gerçek, böyleyken. Yani hazır böyle yani bu gerçek. Ama hem oyun olarak hem de... ...sağımızda Başakşehir'i... ...sağımızda Trabzonspor'u... ...sağımızda Fenerbahçe'yi yenemedik. İkinci yarı biz bu takımların sahasına gideceğiz diyor Beşiktaş taraftarı. Yani böyle bir eleştiri var Valerian İsmail'in. Yenemeyeceğini nereden biliyorlar? Yani şimdi aslında biraz boş konuşuyorum. Kabul ediyorum. Çünkü ya illa işte siz birbirinize çok uyumlusunuz. Evlenin falan diyemezsin insanlara. Hani ya illa Valerian İsmail'le devam edin Beşiktaş camiası. Beşiktaş camiası burada duruma şöyle bakmak lazım. Beşiktaş camiasının taraftarının belki bazı yöneticilerinin önde gelen isimlerinin, kanaat önderlerinin Valerian'la ilgili tepkisi organik mi değil mi? Anlatabildim mi? Bana organik geliyor. Şimdi herhalde onlar kendi camialarının çıkarını çok daha iyi hesap ediyorlardır diye düşünüyorum. Mesela başka kulüplerde bu kadar organik gelmiyor. Ama Valerian'a karşı organik bir tepki var. E, katılmıyorum o tepkiye. Ama yapacak da hiçbir şey yok. Yani Valeryan'da yani Hatay deplasmanını gezalsız kazanmak zorunda şu an. Evet. Yani böyle bir gerçek var hayatında. Onu da kabullenmesi lazım. Yani ben buradan televizyondan ya bu adam haksızlık yapılıyor dedim diye onun için şartlar değişmiyor. Çok da uzun süre değişecek gibi görünmüyor. Görünmüyor. Şimcası. Yani arka arkaya 3 maç iyi oyunla gelen bir galibiyet serisi falan lazım adama. Zaten tam öyle olursa da dediğim gibi Dünya Kupası arası gelmiş oluyor. <laughs> 3 3 4, kal 4 maçı var. Beşiktaş'ın Trabzonspor'un 3 maçı Orada var. Ona kendini attı sezon sonunu belki görür. Fanatik de kardeş payı başlığını kullanmış. Şampiyonluğun iki adayı Beşiktaş'la Trabzonspor'un Vodafone Park'taki kapışması nefes kesti. Fırtına 11. dakikada ligdeki ilk golünü atan Maxi Gomez'e 1-0 öne geçti. Ardından iki cephede de hatalar öne çıktı. Larsen 29'da kendi kalesine attı. 36'da Trezeguet, Masuaku'nun geri pasında araya girip golü attı. Fırtına soyunma odasına 2-1 önde girdi ama ikinci yarıda oyunun kontrolü Karakartal'a geçti. İsmail'in hamle üstün hamleleri etkisini gösterdi. 70. dakikada Cenk Tosun skora yeniden dengeyi getirdi. Trabzon kontra pozisyon aradı. Beşiktaş baskısını devam ettirdi. 90 artı 6'da Yusuf Yazıcı atıldı. Puanlar paylaşıldı denilmiş ve... Ee, hemen sol tarafta da Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla 557 gün sonra gol sevinci yaşayarak takımını yenilgiden kurtardı ifadesi kullanılmış ee, Valerian İsmail'in hamleleri etkisini gösterdi manşette böyle yazıyor ee, <laughs> peki hamlelerden sonra bir oyun üstünlüğü geçti mi Beşiktaş'a yani e, oyun üstünlüğü bu denli geçmedi bence e, yani buradaki gazetedeki o dile katılmıyorum. Baskı ile pozisyon üstünlüğü ayrı şeyler. Evet bir ara çok ciddi baskı kurdu Beşiktaş evet. ama bir ara Trabzon'da çok ciddi baskı kurdu. Bir ara oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Ki bence Onu Bar, kabul Bar kaçırdığı o çok kritik o noktada. Ama yani 3-1 olsaydı iş çok değişebilirdi. Yani Trabzon'da e, bir hani 4-0'lık Monaco maçının geçen yılki şampiyonluğun öz güvenini gördük. Bu sezon ki e, en iyi Trabzon değildi belki. Belki hani öyle ışıklar saçmadı. Ama Trabzonspor ben toparlanıyorum. Konuyu anladım. Mevzuya hakimim. Sakin olalım falan gibi bir e, idrak sürecinde olduğunu mesajını verdi. Yani Trabzonspor toparlanacak bence. Peki, i̇lginç bir soru sorayım. Bu seneki en iyi Trabzonspor hangi maçtaydı? Monaco diyemem. Şimdi Ben de diyemem. Aklıma o yani o geldiği için bu soruyu sordum yani özellikle. buna verebileceğim yanıt bu hangi şu maçtı diyemem ama skor olarak evet, evet. tabii ki. Ama Monaco maçı çok eee Gerçekten bence Abdullah Avcı'nın ve Trabzonspor'un gönlüne göre verdi. E, skor geldi. Yani şöyle söyleyeyim. E, Monaco maçı kazanmaya hiç yakın falan değildi o gün. Oradan çıkartabileceği en iyi sonuç golsüz beraberlik olurdu.